Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Poco F3 modelinin uzun kullanım deneyimiyle karşınızdayız. Bakalım 6 aylık kullanım sonucunda söz konusu model bizlere neler sunmuş. Bildiğiniz gibi Poco F serisi modelleri genel olarak orta segmentin üst basamaklarına hitap eden modeller olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda kullanılan amiral gemisi işlemcileri kullanılıyor ki Poco F3 modelinde de Snapdragon 870 işlemcisi var. Geçtiğimiz yıllarda piyasanın en güçlüsü olarak adlandırılırken şu anda orta segmentin üst basamaklarına hitap eden bir model olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Poco F3 modelinin tasarım detaylarını değerlendirdiğimizde büyük ekranın bazı konularda avantaj, bazı konularda dezavantaj sağladığını söyleyebiliriz. Ben bu zamana kadar kullandığım çoğu telefonda daha çok büyük ekran tercih etmeye çalıştım ama bu modelden sonra artık biraz daha küçük ekranlı telefonlara geçmek istiyorum. Ha, büyük ekranların tabii ki avantajı var. Örneğin bir şey izlerken büyük ekranda olması ve bu ekranın yüksek çözünürlüklü olması önemli avantajlar. Fakat tek el kullanım tarafına geldiğimiz zaman artık biraz daha konfor istediğimi söyleyebilirim. Çünkü telefonu iki elle kullanmak kolay. Tabii ki tek elle kullanımda da artık büyük ekran olduğu için her ne kadar köşelere uzanmak biraz daha zorlaşsa da mesaj yazabiliyorum ama her an elimden düşecekmiş hissiyatı yaratıyor. Bu yüzden biraz daha kompakt bir modele geçmek istiyorum ama tabii ki de büyük ekrana sahip olması kimine göre avantaj, kimine göre dezavantajken bu yıla kadar benim için büyük bir avantajdı. Poco F3 modelinde gözle görülür herhangi bir tek elle kullanım konusunda bir sıkıntı yaşamasam da bundan sonra biraz daha tek el kullanımına uygun biraz daha küçük ekranlı modellere geçeceğimi belirteyim. Telefonla ilgili hoşuma giden birçok detay var. Bu detaylardan birisi de çıkardığı ses, stereo hoparlörleri var ve bir ortamda bir müzik açtığımız zaman, bir video izlediğimiz zaman genellikle hep benim telefondan açılır bunlar. Çünkü yüksek ses çıkartıyor. Amiral gemisi modellerine yakın sesler çıkartıyor ve bu ses de Dolby Atmos tarafından desteklendiği için yüksek kalitede olduğunu belirtelim. Bu yüzden stereo sese sahip olması ses kalitesi tarafında benden tam not almasını sağladı. Hoparlörlerinin gayet kaliteli ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hazır ekrandan bahsetmişken şunu da sizlere belirteyim. Ekranda 120 Hz tazeleme oranına sahip bir panel bulunuyor. Bu yüzden yüksek tazeleme oranına sahip bir ekrana sahip olmak çok güzel bir his. Tabii ki bu özelliği her zaman kullanmıyorum. Niye diye soracak olursanız gündelik yaşamda 120 Hz'i sürekli benim kendim ayarlamam gerekiyor. Yani bu adaptif olarak ayarlanmıyor. Bildiğiniz üzere bazı amiral gemisi modellerinde bu mevcut. Fakat söz konusu modelde kendim 60 Hz ya da 120 Hz'i almam gerekiyor. Eskaza 2-3 kez 120 Hz'de unuttuğum zaman pil süresinde önemli düşüşler gözleniyor. Bu yüzden yalnızca oyun oynarken ya da video izlerken 120 Hz özelliğini açmanızı öneriyorum. Onun dışında gündelik sosyal medyada takılırken, dolaşırken sağda solda ekran 120 Hz'de kaldığı zaman pil ömrünüz bir günü bile kurtaramayabiliyor. Şimdi geldik kamera tarafına. Kameranın kendi segmentindeki rakiplerine göre özellikle düşük ışıkta performansının süper olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu modeli amiral gemisi cihazlarla karşılaştırmaya gerek yok. Tabii ki eksik yönleri olacaktır. Ama artık orta segmentte yer alan modellerde bile OIS özelliğini kullanmaya başladık. Fakat Poco F3 modelinde yalnızca EIS özelliğinin olması, yani optik imaj sabitleyici özelliğinin olmaması bence büyük bir dezavantaj. Özellikle 4K'da çekim yaparken sallantıları önemli derecede hissediyorum. Bu yüzden optik imaj sabitleyicisi bundan sonra satın alacağım telefonlarda benim için öncelikli özellikler arasında yer alıyor. Fakat fotoğraf tarafına döndüğümüzde ise fotoğraf performansı hem gündüz hem gece çekiminde ışık tersten de olsa düz de olsa hiçbir sıkıntı yaratmadan güzel fotoğraflar, canlı renkler bizlere sunmayı amaçlıyor ki ön kamera için de aynı şey geçerli. Ön kamerada da hem canlı renkleriyle hem de yüksek çözünürlüğüyle bizleri karşılıyor. Şimdi gelelim kullanıcıların en çok beklediği pil performansı tarafına. Ben bu telefonu her gün şarj ediyorum çünkü bayağı bir yoğun kullanıyorum. Yani günde 8-10 saat ekran sürem var. Bu yüzden yoğun olarak kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Örneğin sabah erkenden uyandığımdan akşam yatana kadar ekranım sürekli açık kalabiliyor. Çekim yaparken, kurgu montaj yaparken veya farklı işlerimle uğraşırken ekranım sürekli açık olduğu için pilimde tabii ki de önemli bir düşüş gözleniyor. Fakat her ne kadar günün önemli bölümünde ekranım açık olsa bile bir günü
düğünü rahatlıkla çıkartacak bir pile sahip. Telefonu ilk aldığımda da bu böyleydi ve her ne kadar şarj döngüsü artmış bile olsa hala pil performansının bir günü rahatlıkla çıkartacak yapıya sahip olduğunu belirtelim. Zaten bu ihtiyaçlar doğrultusunda değişebilir arkadaşlar. Yani ben bir günü çıkaramayacak bir telefona bile sahip olsam hızlı şarj desteğiyle desteklenen bir telefon olduğu sürece bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamam. Ki zaten Poco F3 modelinde hızlı şarj desteği de bulunuyor. Yani yarım saatlik bir şarjda %50'yi geçecek bir pil yüzdesine sahip olabiliyorum. Bu yüzden hem pil kapasitesi tarafında hem de hızlı şarj tarafında benim beklentilerimi sonuna kadar karşılayan bir model olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim RAM ve dahili depolama tarafına. İlk olarak RAM'den başlayacağım. 6 GB'lık bir RAM var. Piyasadaki diğer modellerde 8 GB'a kadar çıktığını görüyoruz. Ama Poco F3 modelinde 6 GB asla eksikliğini hissettirmiyor. Zaten Qualcomm imzalı Snapdragon 870 işlemcisine sahip olması da bu eksikliği yaşamamasındaki en büyük etken diyebiliriz. Çünkü güçlü bir işlemci ve bu işlemci 4-5 GB'lık bir RAM kapasitesiyle bile yetinebiliyor. Zaten Android tarafını değerlendirdiğimizde şu anda piyasaya sürülen en güçlü ve yüksek grafik isteyen bir oyun dahi orta segment bir telefonda rahatlıkla çalışabiliyor. Örneğin Redmi Note serisi modelleri genellikle Snapdragon 730-732 serisi işlemcilerle geliyor ve bu işlemcilerin şu anda benim telefonumda olan Snapdragon 870'e göre biraz daha alt segment kaldığını söyleyebiliriz. Ama o modellerde bile yüksek grafiklerde PUBG, Call of Duty gibi oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor. Bu yüzden artık akıllı telefon konusunda işlemciyi oyunlarla özdeşleştirmek bana saçma geliyor açıkçası. Çünkü uygun fiyatlı modellerde bile zaten kasma yaşanmıyor. Şöyle bir fark olabilir. Isınma konusunda sorunlar yaşanabilir. Artık baktığımız zaman amiral gemisi modellerde bile 1 saat, 1,5 saat oyun oynadığınız takdirde zaten yine ısınmalar meydana geliyor. Bu işlemcinin zaten kendine ait bir kuralı yani. Ama çoklu işlemlere baktığım zaman 6 GB RAM'in yettiğini söyleyebilirim. Arka planda 10-15 uygulama açık olsa bile uygulamalar arasında geçiş yaparken bir sorun yaşamıyorum. Bu yüzden 6 GB RAM'in bile yeterli olduğunu söyleyebilirim. İşlemci tarafında da zaten bizden tam not almış. Bu yüzden RAM ve işlemci konusunda herhangi bir sorun yok. Ama dahili depolamada benim modelimde 128 GB'lık bir dahili depolama alanı mevcuttu. Uzun kullanımda birazcık sıkıntı yarattığını söyleyebiliriz. Normalde ben 4-5 ayda bir sürekli bilgisayarımdaki diskime atarım verilerimi ama artık bir zamandan sonra bu benim için bir yük haline gelmeye başladı. Çünkü 50-60 GB'lık bir veriden bahsedebiliriz uygulamaların 60 GB olduğunu varsayarsak. Ben 50-60 GB'lık fotoğrafları 4-5 ayda bir bilgisayara atmaya üşeniyorum açıkçası. Çünkü bu bazen hata verebiliyor, RAM çok sıkışabiliyor, telefonu o sırada kullanamıyorum. Bu yüzden almışken 256 GB depolama alanına sahip bir model alabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim fiyat performans bazında alınır mı alınmaz mı bizim yorumlarımıza. Şu anda bu videoyu çektiğimiz tarihte 8000-9000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Genel olarak orta segmentin üst basamaklarına hitap eden, güçlü olarak tabir edebileceğimiz modellerin yine 9000, 10000, yeri geldiğinde 8000 lira kadar fiyatların olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden piyasadaki rakiplerine göre benzer bir fiyat etiketine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Uzun kullanım deneyiminde değerlendireceğimiz bu modelin fiyatının piyasaya göre normal olduğunu söyleyebiliriz. Kamera, pil, işlemci, depolama gibi konularda bizden iyi not aldı. Eksi olarak değerlendirebileceğimiz, sırf bu yüzden alınmaz dediğimiz net bir özellik yok. Eğer ihtiyaçlarınız kameraysa kameradan iyi bir not aldı. İşlemci ise işlemcisi zaten güçlü. Bu yüzden Poco F3 modelini henüz almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız sizlere anlattığımız kriterleri değerlendirmenizi ve ona göre fiyat performans tarafında alınabilirlik konusunda bir yorum yapmanızı öneriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı modellerin uzun kullanım testleriyle sizleri karşılamaya devam edeceğiz. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan bir soru varsa bizlere yorum kısmında sormayı unutmayın. Hepsini okuyup değerlendireceğiz. Özellikle telefon hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa hepsine yanıt vereceğim arkadaşlar. O konuda hiçbir soru işareti olmasın kafanızda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.